İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Almanya'ya gidecek olan Başbakan Albin Kurti yarın öğleden sonra Almanyalı meslektaşı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini hızlandırmak amacıyla Almanya Başbakanı Olaf Scholz yarın Almanya'da Başbakan Kurt yanı sıra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile de bir araya gelecek. Almanya ziyareti kapsamında Başbakan Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić aynı zamanda Avrupa Birliği özel temsilcisi Miroslav Lajčak ile de görüşecekler. Almanya Başbakanı Scholz'un taraflarla yapacağı görüşmelerde diyalogun ilerleyebilmesi ve nihai bir anlaşmanın sağlanabilmesi yönünde Kurti ile Vučić'in tutumlarında bir bir yakınlaşma sağlanması gereğine vurgu yapması bekleniyor. Bu arada Başbakan Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić arasında 4 Mayıs'ta Berlin'de gerçekleşecek olan görüşme ile ilgili bir açıklama yapan Avrupa konularındaki Amerikalı uzman Janus Bugajski, nihai bir çözüme ulaşmak için ne Avrupa Birliği'nin ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterince istekli görünmediklerini söyledi. Sayın seyircilerimiz bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Basın meslek örgütleri iktidarlara bir kez daha aşağılayıcı dil kullanarak gazetecileri cezalandırma politikalarından uzak durun çağrısı yaptılar. 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar doğrultusunda 3 Mayıs tarihi tüm çağdaş ülkelerde Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaktadır. Basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Sınır Gazeteciler Örgütü'nün 2021 yılı basın özgürlüğü endeksinde Kosova 78. sırada yer aldı. 3 Mayıs genelde Dünya Basın Özgürlüğü olarak kutlamaktadır. Fakat hani genelde elimize geçen bilgiler, medyalarla ilgili çeşitli kurumların raporlarına bakarsanız esasen dünyada bir gerçekte bir basın özgürlüğü yok. Gazeteciler hala çok zor şartlarda görevlerini icra etmekteler. Öyle ki tam doğru ve tarafsız bir gazetecilik yapabilmek için şartları menemenen hiçbir yerde adam akıllı yok. Yazılı, mesajlarla, sözlü olarak bir de çeşitli saldırılara, tehditlere uğrayan gazetecilerini düşünürseniz. Hakikaten çok zor ağır şartlarda görev yaptıklarını e, bilmemiz gerekir. Bu şartlarda çok zorlu şartlarda e, kolay bir görev değil. Aslında gazetecilik de hiçbir zaman kolay bir görev olmadı. Ama tabii ki bu dönemde e, gazetecilik yapmanın haber toplayıp kamuoyuna e, dağıtmanın e, çok önemli olduğu e, kanıtlandı bir kez daha. Her zaman vurguladığımız gibi. E, i̇letişimsiz iletişimsiz bir dünya düşünülemez. Kosova'da e, yabancı e, diyelim, yabancı medya, yabancı muhabirlerin e, çalışması apayrı bir önem taşıyor. Kosova'da olup bitenler hakkında e, dünyaya bilgi veriyoruz. Kasa Haber Ajansı sadece Türkiye'ye haber dağıtan bir ajans değil. Bütün uluslararası kamuoyuna, bütün yabancı ülkelere haber dağıtan bir e, uluslararası haber ajansıdır bir merkezi İstanbul, diğer bir merkezi de Frankfurt'tadır, Almanya'dadır. O yüzden buradan gönderdiğimiz görüntülü olsun, yazılı haber ya da fotoğraflı haber olsun. Burada olup bitenler hakkında geniş kamuoyunu bilgilendirmek açısından çok önemli. Aslında Kosova'nın tanıtımında çok önemli bir rol o oynamaktadır. Çünkü ne kadar daha fazla Kosova hakkında kamuoyuna bilgi vermiş olursanız o kadar kamuoyu Kosova hakkında bilgilenmiş oluyor. E, bu yüzden e, yabancı muhabirlerin burada çok önemli bir rolü var. E, bence daha da fazlalaşması lazım. Dünya Basın Özgürlüğü günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gazetecilerin savaş döneminde çok önemli bir rol oynadığını belirterek bu mesleğin zorluklarına dikkat çekti. Dünya Basın Özgürlüğü gününde Kosova Gazeteciler Birliği basın toplantısı düzenledi. Bu önemli gün ülkemizde medya düşman değil, motosu altında düzenlenen etkinliklerle kaydediliyor. Kosova Gazeteciler Birliği Başkanı Cemal Reca basın toplantısında yaptığı açıklamada bugün tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi Kosova'da da basın özgürlüğü gününü kutluyoruz. Bu vesileyle görevini icra ederken hayatını kaybeten ve bugün aramızda olmayan tüm gazetecileri saygıyla anıyoruz. Biz toplumu bilgilendirmek için çaba harcıyoruz ve buna saygı gösterilmeli. Devletin üst düzey kurumlarında görev yapan yöneticilerin medyalara baskı yapması çok yanlış. Ülke yöneticileri ve siyasiler gazetecilerin üstlendiği önemli görevin bilincinde hareket etmeli ve gazeteciler için kullandıkları dile çok dikkat etmelidir. Ülkemizde basın mensupları için aşağılayıcı dil kullanmaktan vazgeçilmesi gerekiyor dedi. Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle Kosova'da görevli uluslararası misyonların yetkilileri de birer mesaj yayınladılar. Avrupa Birliği Kosova Ofisi Şefi Thomas Sunyok, Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, güvenilir ve dengeli habercilik için medya özgür, çoğulcu ve profesyonel olmalı ve sarsılmaz ifade özgürlüğünden yararlanmalıdır dedi. Sunyok, Dünya Basın Özgürlüğü raporunda Kosova'nın kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu, ancak kamuoyunda karalama kampanyaları, tehditler ve gazetecilere yönelik fiziksel saldırılarla ilgili endişelerin devam ettiğini vurguladı. Avrupa güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı Agit Misyon Şefi Michael Davenport ise Agit'in basın özgürlüğünün geliştirilmesini desteklemeye devam edeceklerini belirterek gazetecilere yönelik tehdit vakalarının soruşturulması gerektiğini kaydetti. Davenport, Dünya Basın Özgürlüğü gününde 1998-2005 yılları arasında Kosova'da öldürülen ya da akıbeti bilinmeyen 15 gazeteciyi unutmamamız gerekiyor. Geçmişte gazetecilere yönelik işlenen bu suçlar araştırılmalı ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımlar atılmalıdır yaratılmalıdır Günün bir başka haberiyle devam edelim. Kosova'da bayramın ilk gününde son 24 saat içerisinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu maalesef hayatını kaybedenler de oldu. Ramazan bayramının ilk gününde 68 trafik kazası kaydedildi. Bu sayıdan 34'ünde yaralanma, diğer 33'ünde ise maddi hasar meydana geldi. Dırana Globar Köyü'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen ağır trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden cesetleri Adli Tıp Kurumu'na, yaralılar ise gerekli tıbbi tedavi için üniversite klinikleri hastane merkezi Prişne'ye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor diye açıkladı polis sözcüsü Borovsi. Bu arada Kosovo polisi bu dönemde trafik kurallarına uymayan vatandaşlarla, vatandaşlara 376 trafik cezası kesti. Dünyadan gelen haberlerle devam edelim. Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın 69. gününde gündeme gelen bir iddia gündeme tam anlamıyla bomba gibi düştü. Ukrayna lideri Zelenski ve Ukraynalı üst düzey yetkililer Rus güçlerinin ülkelerindeki yeni hedeflerini açıkladı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir açıklama ortalığı karıştırdı. Ukrayna, Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığını ve kıtlığa neden olmak için tal depolarını hedef aldığını iddia etti. Ukrayna tarafından dün yapılan bir açıklamada Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığı iddia edildi. Ukrayna'nın insan hakları şefi de Rusya'ya bir füze saldırısında tal deposunu hedef almakla suçladı. Ludmila Denisova, Rus güçlerinin Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler aldığını söyledi. Bu arada 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası umduğunu bulamayan, ciddi kayıplar veren ve 9 Mayıs Zafer gününe kadar bir sonuç elde etmeye odaklanan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki günlük operasyonların komutasını üstlendiği iddia edildi. Avrupa Birliği'nden ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynak, Putin'in ülke yönetimini büyük ölçüde Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'e devrettiğini ve tüm dikkatini Ukrayna'daki günlük çatışmalara yönlendirdiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri kürtajla ilgili yüksek mahkemeden sızdırılan bir görüş taslağı ile ülke gündemine bomba gibi düştü sızdırılan belgelere göre Yüksek Mahkemenin çoğunluğu Kürtaj hakkını ulusal çapta garanti altına alan Roe v. Wade kararının yanlış olduğunu düşünüyor ve tartışmalı karar kısa bir süre içerisinde feshedilebilir. Söz konusu belge ülke genelinde kadınların tepkisine neden olurken yüzlerce kadın Temsilciler Meclisi önünde buluşup mahkemeyi protesto etti. Roe v. Wade kararı olarak bilinen 1973 tarihli karar ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasının temel dayanağını oluşturuyordu. Karar son yıllarda ABD'nin en çok tartışılan konularından biri. ABD Yüksek Mahkemesi'nin uzun süredir hakkında tartışmaların sürdürdüğü davayla ilgili Temmuz ayı başında hükmünü açıklaması bekleniyor. Ancak ortaya çıkan yeni belgelere göre mahkemenin kararının rengi belli oldu. Şeker Bayramı'nın ikinci gününde RTK Haber'in sonunda sizi İstanbul'a götüreceğiz. Dünya mimarlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Ayasofya Camii'nde yeni rekor kırıldı. Cami bayramın ilk gününde yaklaşık 105 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Ayasofya Camii açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşayarak Ramazan Bayramı'nda rekora imza attı. Bayramın ilk günü 104.325 kişi İstanbul'un simgelerinden olan camiyi ziyaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada caminin ziyarete açıldığından bu yana en yoğun gününü yaşadığını belirterek Ayasofya'yı Kebir Cami Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan bayramının ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104.325 olduğu ifadelerini kullandı. Her zaman olduğu gibi şimdi bugün ve yarınki hava durumuna kısaca bakalım ardından kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde parçalı bulutlu ve yer yer yağmur yağışlı hava hüküm sürüyor. Başkentte gün ortasında termometreler 13 dereceyi gösterdi. Yarın kısmen güneşli ve parçalı bulutlu havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince günün en yüksek hava sıcaklıkları 17 ila 19 derece dolayında seyredecek. Sayın seyircilerimiz bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.